Merhaba. Soru cevap yayınlarımıza bir sene önce başlamıştık. Hafta içi 4 gün sabahları devam eden YouTube yayınlarımıza ilaveten pazar günleri böyle bir formatla bize gelen sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. 52. yayınımızı geçen hafta yaptık ve böylece bu yayınla birlikte ikinci yılımıza giriyoruz. Şimdi bu yayının formatı sizlerden gelen sorulara Risale-i Nur'dan aldığımız ölçülerle aklımızın yettiği, idrakimizin yettiği, dilimizin döndüğü ölçüde cevap vermeye çalışmak. Ve hiç kesintisiz devam etti bu yayınlarımız. İnşallah gene aynı şekilde devam ettirme kararındayız. Yapabildiğimiz yere kadar, götürebildiğimiz yere kadar. Şimdi bu yayınımızda ikinci yılımıza girerken, ikinci yılımızın ilk yayınında, şimdiye kadarki 52 yayında konuştuğumuz konuları şöyle bir hatırlamayı faydalı bulduk. Birlikte bir gözden geçirelim. Birinci yayında Risale-i Nur'u anlayan bir insan zulme duyarsız kalabilir mi? Sualine cevap aramaya çalıştık. İkinci yayında bu fitneyi söndürmek için ne yapmalıyız? Malum fitne. Üçüncüsü, demokrasiye küfür rejimi diyen kaldı mı? Maalesef yer yer hala var ama sayısı azalmış olsa da buna cevap vermeye çalıştık. Dördüncü yayında şeriat birilerinin getireceği bir şey midir? Özellikle siyasetçilerin. Beşinci yayın, şeriat bir devlet düzeni midir? Yoksa kainat nizamı mı? Altıncı yayın, iman hürriyeti kısıtlar mı yoksa parlatır mı? Yedinci yayında Müslümanlar neden bu halde? İşte fakirlik, geri kalmışlık, ihtilaflar, baskı rejimleri. Sekizinci yayında zulümle gençleri dinden soğutmanın vebali üzerinde durduk. Özellikle bu yaşadığımız süreçte olup bitenlerin, hedefteki ailelerin çocuklarında, onların dünyasında meydana getirdiği travmanın ve netice olarak dinden soğumanın, inancını kaybetmenin ve bunlara sebebiyet vermenin vebalini anlatmaya çalıştık. Dokuzuncu yayında dualar kabul olmuyor mu sorusuna cevap vermeye çalıştık. Dualar çok yapılıyor ama kabul şartları tahakkuk ettiği takdirde dergâh-ı ilahide kabul olur. Risale-i Nur'da bu manadaki izahlar çerçevesinde bu soruya cevap vermeye çalıştık. 10. yayın, cemaatler arası ilişkiler nasıl olmalı? Bu süreçte maalesef cemaat kavramı da çok yıprandı ve cemaatler arası ilişkiler de çok tahrip oldu. Bunların yeniden onarılması gerekiyor ve bunun için de hangi ölçülere riayet etmemiz gerektiği hususunda durmaya çalıştık. 11. yayın, helalleşme işi ne oldu? Bunu gündeme taşımıştık daha evvelki başka yayınlarımızda. Ve bu helalleşmenin, helalleşme talebinin, beklentisinin geldiği son nokta, gelişmeler. Hemen peşinden bir sonraki hafta 12. yayın, hesaplaşmadan helalleşme olur mu? 13. yayında dini kimse tekerini alamaz başlığı altında yine Risale-i Nur'dan yorumlar yapmaya çalıştık. 14. bu kindarlık dindara yakışır mı? Dindar insanların başkalarına yaptığı bir takım suçlamaların, ithamların özellikle bu süreçte kindarlığa dönüştüğünü ve bunun dindarlığa asla yakışmadığını ifade etmeye çalıştık. 15. yayın,
KHK faciası nasıl biter? 16. yayın 15 Temmuz istismarı artık bitsin. 17. yayın 3 aylara girerken bu 3 aylar da zulümle geçmesin. 18 Yeni Asya'nın kuruluş yıl dönümüne tekabül eden, tevafuk eden bir tarihte, bir haftada Yeni Asya çizgisi nedir ana hatlarıyla. 19. yayın ihtilaflar niye çıkıyor çaresine. 20 toptancı suçlamalarla nereye kadar? Vela teziru vaziratun vizira vura Kur'an'da 4 ayette geçen suç ve cezanın şahsiliği prensibini ihlal eden genelleyici ve toptancı suçlamalar çok yaygın hale geldi bu dönemde. Bunlarla varacağımız yer. 21. Hukuksuz düzenin sonu geliyor mu? Bununla ilgili işaretleri yorumladık. 22. Bu gidiş nereye? Bir taraftan hukuksuzluklar devam ediyor. Bir taraftan bundan çıkış işaretleri artıyor. 23. Fitnelerin en acı tarafı ne? Müslümanlar arasındaki kardeşlik hukukunu tamamen berhava eden ve ihlal ettiren sonuçlar doğurması. 24. Mücadele niye kızıştı? Yine bir iki hafta önceki yayınların devamı. 25. yayın Kutlar Abi ile ilgili bazı sorular. İşte Kutlar Abi'nin vefatı sonrasında kendisinin hizmette aktifken de bir takım hücumlara hedef olduğunu biliyoruz. Ve bunlarla ilgili sorular ve vefatı sonrasında dillendirilen bir takım sorulara cevaplar. 26. yayın ne zamana kadar mağduriyetleri konuşacağız? Mağduriyetlerin devam ettiği bir süreçte. 27. Üstadın talebelerle ilgili sorular. Çünkü üstadın talebelerle ilgili de değişik yorumlar, değişik bir takım istifamlar var. Bunlara cevap vermeye çalıştık. 28. yayın manevi cihat nedir? Üstadın önemle üzerinde durduğu ve Eski Sayit döneminden başlayıp vefatından önce vermiş olduğu en son dersine kadar altını çizerek vurguladığı manevi cihat kavramının tanımı ve uygulaması. 29. Dinler arası diyalog nasıl anlaşılmalı? Ve sonraki birkaç yayın bunun devamı mahiyetinde. Kudüs için dinler dayanışması şart. Çünkü 3 semavi dinin mukaddes şehri olarak Kudüs, şu anki Siyonist işgalden ve onun tacizlerinden kurtulmak için dinler dayanışmasına ihtiyacı var. 31. yayın Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin mealindeki ayetin üstad tarafından yapılan yorumu. 32. yayın Maide suresinin 82. ayeti bunun devamı yine. Müslümanlara en yakın olanları, Nasraniyiz diyenleri bulursun mealindeki bir ayet. Ve üstadın Hristiyanlarla ittifak bahsinde söyledikleri, yazdıkları. 33. yayın hukuk mu kaldı, kaldı ki diyenlere bir ümitsizlik içerisinde biz sürekli mücadelemizi hukuk içerisinde, hukuka güvenerek vermeye devam edeceğiz deyince bu tarz İtirazlara çok muhatap oluyoruz. Bunlara vermeye çalıştığımız cevap. 34. Zulüm travmasını nasıl aşabiliriz? Bu dönemde ayyuka çıkan bilhassa zulümler birçok insanın dünyasında çok derin travmalar meydana getirdi. Bunları nasıl tedavi edebiliriz, nasıl aşabiliriz? 35. Üstadın zulme karşı duruşu nasıldı? Bununla ilgili de farklı yorumlar yapılıyor ve üstadın duruşundan örneklerle zulme karşı nasıl durulması gerektiğini üstattan yola çıkarak anlatılması. 36. İnsanları din dışına itmek kimin ne haddine? Böyle bir anlayışa sahip olanlar da var. Kendilerinden başkasını Müslüman saymayan ve kendi anlayışına uymayanları din dışına iten bir anlayış. Bunun eleştirisi var bu yayında. 37. yayın ilahi adalet zulümlere niye izin veriyor? Bu da çok kafaları kurcalayan bir derin sual ve bunun yani Risale-i Nur'dan yola çıkarak izahını yapmaya çalıştık. 38.
Bazı dindarlar hukuka neden duyarsız? Bu süreçte onu maalesef çok üzülerek gördük. Bunun yorumunu yapmaya çalıştık. 39. İnanmayan biri olarak hakkımı nasıl alacağım öbür tarafta? Böyle bir sual gelmişti. Bunun cevabını vermeye çalıştık. 40. yayın insan dinsiz yaşayabilir mi? Üstadın buna vermiş olduğu cevaplardan yola çıkarak bu yayını gerçekleştirdik. 41. Zulüm nasıl adalet külahını giyer? Bu da üstadın bir ifadesi ve bunun yorumunu yaptığımız bir yayın. 42. Devlet cemaatleri denetleyebilir mi? Bu da gündemde olan ve zaman zaman gündemin ön sıralarına getirilen bir konu. 43. Afetler doğanın gazabı mı, ilahi ikaz ve ceza mı? Sualine cevap vermeye çalıştığımız İnder Risale-i Nur'dan hareket ederek. 44. Taliban'ın tekrar Afganistan'da yönetimi ele geçirmesiyle beraber gündeme gelen tartışmalar bağlamında dayatmayla dindarlık olur mu sorusu. 45. Yine bunun devamı mahiyetinde bir yayın. Neden Bediüzzaman modeli? 46. Önceki birkaç yayının devamı mahiyetinde inanmayan zulme uğrarsa ilahi adalet buna nasıl mukabelede bulunur? Bunun uğradığı zulmü telafi nasıl eder? Yine Risale-i Nur'dan bir mektup Kastamonu yaykasından. 47. Mazlumun dini ve ilahi adalet. Bu da yine onun devamı. Bir başka Kastamonu mektubu üstadın. Ve çok enteresan yorumların yer aldığı bir mektup. 48. Siyasetin, siyasetçilerin yaptığı hataların faturası dine çıkarılır mı? Maalesef bu dönemde bu da çok karşımıza çıkan bir sual. Ve kendisini dindar olarak gösteren, takdim eden bir takım siyasetçilerin yaptığı yanlışlar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, yolsuzluklar, bundan dolayı din suçlanabilir mi? Bunun faturası dine çıkarılabilir mi? 49. İmam hatipler neden tartışılıyor? Gene gündeme gelen bir konuydu bu. Ve bir tarikat mensubu hocanın çocuklarınızı İmam Hatip'e ilahiyata göndermeyin çıkışı üzerine yaptığımız bir değerlendirme. Bunun devamı bir sonraki hafta 50. yayın. İmam Hatip'lerde eğitim nasıl olmalı? 51. yayın Üstad Laik Cumhuriyeti nasıl yorumluyor? 52. yayın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam provokasyonları nasıl boşa çıkardı? Ve günümüzde gerçekleştirilen işte karikatür tahriki, bir takım İslam'a hakaret eden yayınlar, kitaplar, provokasyonlar ve bunlara karşı peygamber metodu nasıl olmalı? Peygamber metodunu örnek alarak nasıl bir mukabelede bulunulmalı? Bu sorunun cevabını vermeye çalıştık. İşte böyle 52 haftayı bu suallerle değerlendirmiş olduk. İnşallah bundan sonraki yayınlarımızda da yine hem sizlerden gelecek soruları hem de konjonktürün ve gündemin getirdiği soruları Risale-i Nur perspektifinde cevaplandırmaya çalışacağız. Refakatinizle bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle tamamlarken sorularınızı alttaki yorumlar bölümüne yazabileceğiniz gibi sosyal medya hesaplarımıza da gönderebileceğinizi tekrar hatırlatmış olalım. Tekrar buluşmak dileğiyle.